Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, enerjiyle eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde sadece çocuğun üstün yararı için Türkiye'nin bilim insanlarıyla, eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Eğitimci yazar Abdullah Damar. Sayın Damar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Değerli hocam, ne güzel sizi görmek. Uzun zaman olmuş. Ben sizi gördüğüm vakit enerji alıyorum. Siz bu ülke için önemli işler yapan, Türkiye'nin aslında isimsiz, benim için isimli ama isimsiz kahramanlarından birisisiniz. Çünkü maalesef ülkemiz çok da bilim insanlarını eğitim bilimciler çok önceleyen bir ülke değil. Değerli hocam, önce şuradan başlayacağım. Sizin de yeni dönem programlarınız başladı. Sizi çok düzen, ben bakmayın programın başında haddimi bilmeden Türkiye'de haftada bir yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz dediğime. Abdullah evet. Hocam bunu uzunca bir dönemdir yapıyor. Belki Türkiye kamuoyu çok bilmiyor ama bilmesi lazım. Bunu da buradan yüz binlerce 23 derece izleyicisi izlerken söyleyeyim. Hocam nerede ne yapıyorsunuz, oradan bir başlayalım. Sorularımız da yok ama. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Sınıf öğretmeniyim. Halen bir kamu okulunda çalışıyorum. Görev yapıyorum. Gaziantep'te Şirinler Radyo var. Bizim yerel radyomuz. Bu yerel radyoda yaklaşık 11 yıldır her hafta eğitim programları yapıyorum. Zaman zaman yaz dönemi tatile girmemize rağmen hemen hemen kesintisiz 10-11 yıldır. Ama haftada için bir yapıyorsunuz değil mi? Haftada bir, sizin kadar değil haftada tabii. Haftada 7 yaparsak sizi yakalarız hocam. Estağfurullah. Hocam haftada bir bile gerçekten çok yoğun. Siz de çalışıyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Gerçekten çok zor. Bunun, hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana diyorlar ki hocam siz herhalde buradan milyarlar kazanıyorsunuzdur. Ben şunu da sizin üzerinizden açıklamış olayım. Ben evet. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Şu ana kadar eğitim üzerinden tek kuruş para kazanmadım. Yani evet. Allah rızası gibi eğitim rızası için söylüyorum. Şöyle, şimdi 7 program, ben şu an 400 tane program çekiyorum 23 derecede. Sadece bunun arka planında arabaların birbirine çarpmaması için konukların. Ben evet. Son 4 gündür, son 1 ay için günde 14 saat buradan kalkmadan arka trafiği yönetiyorum. Yani röportajı, içeriğini, konuşulacak konuyu, 30 yıllık sosyal sermayeyle konuk bulmayı, gelen konuğun gribi, tribi, çikolata mı ister, viski mi ister, namaz mı kılmak ister, gelir mi, gelmez mi, geldikten sonra beni arar. Abdullah Hoca'yı niye çıkarttın, ben onunla küstüm, ben onun GBT'sini çıkaramazdım. Hakan Fidan'ı tanımıyorum ya da yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı da. Kolay mı böyle eğitim programı yapmak arka planında? Hocam çok zor. Ben genellikle yalnız belli bir güncel konuları yürütmeye çalışıyorum programlarımda. Zaman zaman konuk da alıyorum ama gerçekten konuklara ulaşmak çok zor. Hele bu teknoloji yokken özellikle bizim burada radyoya davet et Gaziantep'ten, üniversiteden, akademiden arkadaşları çok zor gerçekten veya konu uzmanlarını. Bu biraz işimizi kolaylaştırdı, bu dijital ortam, internet ortam biraz kolaylaştırdı işimizi. Ama yine gerçekten çok zor. Hani sizin kadar konuk almak böyle zaten beni açacak bir şey, bir haftada bir bana yeter diye düşünüyorum ben. Yani arka planı sıkıntı. Değerli hocam vaktimizi güzel kullanalım. Siz bizim için önemlisiniz. Evet. Reis beni duyuyorsa bir 5 dakikada uzatalım. Hocam. Şimdi bir seçim dönemi geçirdik. Malum seçimler normal demokrasilerde olur, biter vesaire vesaire. Seçimin sonucunda Cumhur İttifakı seçimleri kazandı ve eğitim politikalarını tek başına belirlemeye başladı bile. Toplumun diğer kesimleri için bu dışlayıcı değil mi? Gerçi Sayın Yusuf Tekin tüm paydaşlarla maydaşlarla dedi ama dün bir sendika genel başkanıyla görüştüm, programı aldım. Halen görüşmeye çalışıyorlar. Yani bakan geleli ne kadar süre oldu? Cumhur İttifakı'nın bu eğitim politikalarını tek başına belirlemesi toplumun diğer kesimlerini dışlayıcı mıdır değil midir? Nasıl bakıyorsunuz? Şahin Hocam gerçekten çok önemli bir konu. Biliyorsunuz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı tarafından kazanıldı.
Şimdi öyle bir durum ki parlamentonun yapısına da baktığımızda artık muhalefet milletvekilleri hiç oylamaya katılmama noktasına geldiler. Kendi verdikleri önergelere de katılmıyorlar. Yani bu noktada tek belirleyici Cumhur İttifakı oldu. Fakat bu seçimlerin kazanılması %52 ile işte Cumhurbaşkanlığının alınması %100'ün ya da %48'in görüşlerini dikkate almadan yönetme anlamına gelmemeli. Cumhur İttifakı ekonomi politikalarında da bunu yapıyor. İşte ekonomi politikalarında biz iktidarız, her şeyi belirleriz. Fakat toplumun diğer yarısı var, diğer kesimleri var. Ekonomi politikaları konusunda yeni bir şey koymadılar ortaya. İşte son iki yıl uygulanan akıl dışı, Bakan Nebati'nin uyguladığı akıl dışı politikalardan dönüldü. Geriye işte rasyonel politikalar dediğimiz bugünkü faiz politikaları, işte diğer ekonomi politikaları, para ve maliye politikalarını ortaya koydular. Çok değişen bir şey yok. Eğitim politikalarında da aynı şeyler olacak. Yani eğitim politikalarında bildiklerini uygulamaya devam edecekler. Nedir bunlar? İşte yine baktığımızda piyasaya açılan eğitim, özel sektöre verilen destekler, teşvikler, yine öğretmenlik mesleğinin saldırıya uğraması, ezberci eğitim, vakıflara alan açılması, alan açılmaya çalışılması, yine dediğimiz gibi sınav odaklı eğitim, liyakatsız atamalar ve meslek liselerindeki çocuk işçiliğine devam edilecek. Yani eğitim politikalarının bu şekilde taraflı belirlenmesi demokratik toplum anlayışına, yönetişim anlayışına da gerçekten çok aykırı. Çünkü seçimleri kazanmak toplumun tümünü yönetme anlamına, yetki almak anlamına geliyor ama toplumun diğer kesimlerini hesaba katmadan da otoriter bir yönetim anlamına gelir baktığımızda. Eğitim politikaları da toplumun çoğulculuğuna, toplumun çok renkli yapısına uygun olarak belirlenmeli diye düşünüyorum ben. Değerli hocam, bu söylediklerinizle ilgili geçenlerde ben de kamuoyundan şöyle bir tepki aldım. İşte ya hocam, işte Sayın Bakan geldi. Yoksa benim bakışım çok net. Yani evet. bir bakanlığın tren rayları, demirler, yol nereye döşenmişse siz oraya John Dewey'i de getir. Az sonra demokrasiyi konuşacağız. Eğitim. John Dewey'i de getirseniz, dünyanın en nitelikli trenini de getirseniz, yani bakan değişikliği, kadro değişikliği, ana raylar nereye döşeli? Ana raylar külliyeye döşeli. Yani nihai noktada kimi getirseniz, hangi treni değiştirseniz değişin, çok politikalar değişmeyecektir. Ama hocam dediler ki işte Ömer Faruk Yelkenci, yeni gelen evet. Bakan yardımcılarımızdan birisi de, diğeri de Kemal Şamlıoğlu beyefendi. Her ikisi de eski özel öğretim genel müdürü. Türkiye kamuoyu ve muhalefet de bunu çok bilmez. Onu da altını çizeyim. Çünkü muhalefet maalesef eğitimden sorumlu olmayan, eğitimci olmayan, eğitimden sorumlu olan genel başkan yardımcıları genel müdürlüklerin adını da bilmez ama bu iki beyefendi, eski yeni sayın bakan yardımcılarımız, eski özel öğretim genel müdürü. Hocam evet, ikisinin de özel okulları var. Daha önceden evet. Ne olacak? Artık yeni politikalar özel okullara doğru, özel sektöre mi gidecek dediler. Yani zaten o yöne gittiği için bir şey değişmeyecek. Yani hani değişmeyecek. Ne yapacaklar, ne edecekler diye. Hani isimler üzerinden bak, isimler tabii ki önemli. Evet. Yani isimler üzerinden baktığınızda bize artık diyorlar ki hocam adamla şahsi davan mı var? Yani adamla nasıl bir şahsi davan olabilir? Yani o zaman evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Tayyip Erdoğan'la şahsi bir davası mı var? Maalesef evet. İktidarla muhalefetle değişik bir dönemden geçiyoruz hocam. Şimdi evet. Genel bu bakış açısından sonra evet. Okullar, eğitim, evet. Öğretimin doğrudan yaşandığı, aslında bir çocuğun yaşamını etkileyen iki ana yer var. Birisi şu an benim bulunduğum yer, benim 6 yaşında bir kızım var, eviniz. İkincisi de okul. Çünkü çocuk sabah 8'den 4'e kadar okulda. Şimdi okula geldiğimizde bu çocuğun kimliğini şekillendirecek iki yer var. Ve biz demokrasiye uygun, bir arada yaşama kültürüne uygun büyümesini istiyoruz çocukların. Sizce okullar, hazır John Dewey'i de yad etmiş olalım, demokrasi öğretebilir mi? Bu konuda neler yapılabilir? Ben de dönem dönem tweetler attığımda siz tepki veriyorsunuz. Olumlu anlamıyla katkı da koyuyorsunuz. Nasıl? Evet. Sizin bakışınız nedir? Şahin Hocam, aslında tam da bu noktada ev ve okul diyalektiğine baktığımızda çocuk eğer evde demokrasiyi deneyimleyemezse, okulda da deneyimleyemezse yaşam boyunca eksik kalacak bu noktada. Çünkü biliyorsunuz demokrasi deneyimle öğrenilir. Yani John Dewey'in söz ettik, eğitim hayata hazırlık aşaması değil, hayatın ta kendisidir sözü var. Yine bir demokrasi eğer varlığını sürdürmek istiyorsa, ülkedeki eğitim sistemi toplum ve toplumsal gelenekler konusunda belli bilgileri öğretmek zorunda ve yurttaşların hem hoşlandıkları hem de kendi ülkelerinin yönetimine katılabilecekleri niteliklerle donatılmaları gerekir diyoruz. Şimdi bu sözleri söyledikten sonra
okullarımızın yapısına baktığımızda ben okullarımızın demokrasiyi öğretebileceğini düşünüyorum. Fakat bugünkü yapısıyla öğretemez. Bugünkü yapısıyla nasıl öğretemez? Şöyle, okullarımızın kendi yapısı demokratik değil. Okullarımızda işte insan hakları ve demokrasi dersi konularak, işte okullarımıza demokrasiyle ilgili ek dersler konularak öğrenilemez. Ancak yaşanılarak, deneyimlenerek öğrenilebilir. Yani bu öğrencilerde nasıl olabilir? Öğrenciler demokratik bir sınıf ortamında. Öğrenciler okul meclislerine katılarak, öğrenciler okuldaki kurul ve komisyonlara katılarak, okullardaki sosyal etkinliklere katılarak ancak demokrasiyi deneyimleyebilirler. Tabii ki öğretmen, öğrenci, idare, bütün bunların da bir demokratik okul esprisi içinde olması gerekiyor. Fakat okullarımıza baktığımızda bunlar yok şu anda Şahin Hocam. Yani öğretmen olarak bizim yapacaklarımız var fakat okul meclisleri kaldırıldı bu iktidar döneminde. Sosyal kulüpler kaldırıldı bu iktidar döneminde. Çok güzel bir uygulamaydı. Çoğu zaman eleştirirdik, işte öğrenciler haftada bir gidip demokrasiyi mi öğrenecek? İşte diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla. Halbuki oralarda çocuklar küçük bir seçim yapma, aday olma, kendini tanıtma, seçim. Yani böyle bir deneyim yaşıyordu çocuklar. Maalesef iktidar bunu kaldırdı. Okul meclislerini kaldırdı. Sosyal etkinlikler kağıt üzerinde. Sadece işte ev okul üzerinden şunu yaptık, bunu yaptık gibi. İnanın okullarımız demokrasinin öğrenilmesi için, deneyimlenmesi için bütün bu mekanizmalardan yoksun halde sadece etüt yapılan, dershaneye işte öğretim yapılan birer dershaneye dönüşmüş durumda. Okullarımızın durumu bu anlamda gerçekten vahim ama öğretmenler olarak bizim yapacağımız şeyler var. Çünkü biz demokrasiyi sınıfta çocuklara öğretebiliriz. Elimizden geldiğince sınıf ortamında, okulda farklı mekanizmalar olmayabilir ama biz sınıf ortamında elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Aslında siz bize pozitif bir manşet verdiniz. Ben gerçi tersinden de kontra da söyleyebilirim ama Reci evet, beni duyuyorsa aslında belki de bütün konuşacaklarımızın özünü verdi Abdullah Hocam. Demokrasi ancak okullarda yaşanarak öğrenebilir. Tabii şöyle de çekebilirdik tam tersinden. Ancak okullarda yaşanarak öğrenebilecek demokrasi okullarda öldü vesaire gibi de zaten ülkede yeterince negatiflik var. Pozitif da, olursa daha iyi olur hocam. Pozitif bir dil kullanalım. Hocam bizim okullarda eğitim öğretime girdiğimizde ikinci diyebileceğimiz öğretmenden sonra ya da öğrenciden sonra en önemli unsurlardan bir tanesi öğretim programları, müfredatlar. Malumunuz 2004 yılında dönemin Talim Terbiye Kurulu Başkanı, sonrasının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde ilk bir değiştirildi. Daha sonra ardından 2017-2018 gibi de bu şu anki mevcut Müsteşar Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu, İsmet Yılmaz'ın bakan olduğu, Atatürk ilke ve inkılaplarının bir kısmının çıkarıldığını, tartışmalarının yapıldığı, evrim kuramının kaldırıldığı, insanlar Sayın Yusuf Tekin gelince karma eğitim tartışmasına girmişti ama Sayın Yusuf Tekin evrim kuramını kaldıran dönemin müsteşarıdır. Bir canlı yayında yaptığı açıklamada da bütün kuramları okutmak zorunda değiliz ki demişti. Doğru söylüyor. Yer çekim kuramını okutmaya gerek yok. Uçaklar yere düşebilir. Bence ben de aynı algoritmayla öyle düşünebilirim. Gelelim müfredatlara Sayın Damar. Evet. Siz müfredatların yani öğretim programlarının daha bilimsel bir dille güncellenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şahin Hocam zaten giriş yaptınız müfredatlar konusunda. Çok önemli. Gerçekten okulda öğretmenden sonra eğitim müfredatı programları çok önemli. AKP geldiğinden bu yana dediğiniz gibi tarihsel olarak kendi ideolojisini müfredatlara enjekte edebilmek için çeşitli değişiklikler yaptı. İşte en son dediğiniz gibi Ziya Selçuk döneminde 2017-2018'de yapıldı. Ve o tartışmalar gerçekten dünya kamuoyunda da dikkati çekti. Yani siz evrim teorisini nasıl müfredattan çıkarırsınız, işte üniversitelere verirsiniz. Bu şey anlamında değil. Yani evrim teorisi işte şu görüşün haklı bulduğu, bu görüşün haksız bulduğu bir şey değil. Dünyaca kabul edilen ve eğitim müfredatlarında olan bir şey. Yani hatta bizden daha da muhafazakar ülkelerde de yer alan bir teori. Bu çıkarıldı. Bunun yanında cinsiyetçi kitapların cinsiyetçi bakış açısıyla yazılması, müfredatın belirlenmesi devam etti. Bir başka şey de gerçekten bu ülkenin sadece Sünni Türklerden oluştuğuna dair böyle bir şey var, ideolojik ön kabul var. Bu ön kabulle müfredat belirlenmeye devam ediyor ve kitaplarımız bu şekilde yazıyor. Sanki bu ülkede Aleviler yok, sanki bu ülkede başka Kürtler yok, Araplar yok ya da Çerkezler, Pomaklar yok ya da başka dinlen işte Museviler, Rumlar, Hristiyanlar yok
Sünni Türklerden oluşmuş gibi böyle bir müfredat belirlendi. Böyle düşünüyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Tırnak içerisinde devletin resmi ideolojisinin tırnak içerisinde Türk-Sünni ideolojiden oluştuğunu, evet, düşünüyorsunuz. Evet. Bunun diğerlerini dışladığını, ötekileştirdiğini, yoksa oradaki, hı, kastınız Türk milleti ya da millet kavramı vesaire değil. Ama kesinlikle. Genel olarak Sünni ideoloji tırnak içerisinde kabul ediyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Kesinlikle, kesinlikle. Hocam bu zaten hayatın her alanına yansıyor. İşte TRT'nin programlarından tutun başka alanlardakiye kadar da yansıyor. Yani bir dışlayıcı şey söz konusu. Hani eğitim politikaları belirlenirken de ifade etmiştik. Müfredat belirlenirken de böyle bir dışlayıcılık söz konusu. Bu da olduğunda gerçekten toplumda böyle bir kendini toplumun dışında hissetme, dışlanmış hissetme gibi algılar ortaya çıkıyor. Bu da ülkenin geleceği açısından çok sağlıklı değil diye düşünüyorum. Peki hocam, müfredatlardan sonra bir başka noktamız. Az önce okuldan bahsettik. Ben de birkaç gün önce yine bununla ilgili, ki ben en çok bu alandaki mücadelede en çok haz veren, entelektüelimde mutlu eden şeylerden biri de kalemle yazmak. Tabii konuk alıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama kendimiz birebir röportajların içerisinde yazdığımız o başka bir doğum. Kendi öz çocuğun gibi oluyor. O bizi zihinsel olarak daha çok besliyor. Ben birkaç gün önce ona benzer bir şey yazmam, onlarca yazı yazmıştım. Bir okul müdürü kadardır, eğitim yöneticileri kadardır. Çünkü okul en önemli saha dedik az önce. Burada müdür yardımcısı tarafından belirleniyor. Pek çok problemleri var. Evet, müdür ve müdür yardımcılarına Türkiye'de halen, bunu çoğu kişi bilmiyordur, Türkiye'de müdür ve müdür yardımcısı olmak için sınava girmek lazım. Ama genel müdür olmak için sınava girmeye gerek yok. Bu bir çelişki. Ama diğer çelişki, okul müdür ve müdür yardımcının büyük kısmı Türkiye'de sadece belli bir sendikadan. Biraz daha tikelleştirirsek din kültürü öğretmeni. Biraz daha tikelleştirirsek eğitim bir sendi. Daha somut, şu an yüz binlerce 23 derece izleyicisinin anlayabileceği bir dille söyleyeyim. Ama bir okul müdürü kadardır nihai noktada. Evet, okul müdür ve müdür yardımcılarına kadro verilmeli. Sınava giriyorlar. Ama sınava girince de Türkiye'de kariyer ve liyakat ilkelerine ne kadar uyuluyor? Bu yönetici atamalarındaki son durum nedir? Nasıl görüyorsunuz? Hocam, dediğiniz gibi sınav var. Fakat sınavın dışında, işte sınav %50'sini belirliyor. Sınavın dışında mülakat puanı var ve belgeler var, işte %30 civarında, %100'ün diyelim, %50 sınav, 30'u belgeler. Bu belgelerin de başarı belgesi, diğer belgelerin de nasıl verildiği zaten biliyorsunuz, az önce siz sıraladınız. Bu noktada muhalif öğretmenlerin, eleştirel eğitimcilerin idareci olmasının önünde bu engel, bu yönetmelik engel. Bunun dışında dediğiniz gibi şube müdürlüğü sınavı var, okul müdürlüğü müdür yardımcısı sınavı var, müfettişlik sınavı var, fakat ilçe milli eğitim müdürü olurken 76. madde atamalar var. Hatta onu şube müdürlerine kadar indirdiler. Zaten bakanlık bürokratları için öyle bir şey yok. İşte daire başkanlığı, genel müdürlük için böyle bir şey yok. Bu liyakat ilkeleri önce zaten kariyer ve liyakat ilkelerine uyulmuyor. Bundan sonra da ben uyulacağını düşünmüyorum. Çünkü mutlak iktidar oldular şu anda. Bunun yanında gözden kaçan çok önemli bir konu var Şahin Hocam. Nedir hocam? Proje okulları dediğimiz ortaokuldan sonra liselere giriş sınavında yaklaşık %10 civarında sınavla öğrenci alan nitelikli okul dedikleri. Ben o tabire çok katılmıyorum. Sınavla girilen proje okullar diyelim. Bu okulların müdür yardımcısı ve öğretmen atamaları için hiçbir kriter yok. Düşünün, toplumun ya işte öğrencilerimizin, çocuklarımızın 8. sınıftan mezun olmuş çocuklarımızın %10'unun, en iyi %10'unun akademik anlamda gittikleri okullardaki müdürler, müdür yardımcılar ve öğretmenler AK Parti iktidarı tarafından belirleniyor. Eğitim bir sen, işte bakanlık ortak şeyinde hiçbir ölçüt yok. 2 yıllık öğretmen olmuş, 2 yıllık öğretmenseniz yeterli. Fiilen eğitim bir sen üyesi olmanız gerekiyor. Bu okullara atanmak için çocuklarımızı, en iyi çocuklarımızı bu şekilde böyle insanlara teslim ediyoruz. Böyle hocam, orada da şöyle bir sıkıntı görüyorum. Abdullah Hocam, orada şöyle bir sıkıntı da var. Onu da çizeyim. Buradan eğer AK Partililer bizi dinliyorlarsa, 23 derece çok farklı kesimler tarafından izlenen bir yer. Bu kendileri için söyleyip kendilerine de çok zarar verecek olan bir şey. Çünkü bir gemideyiz. Gemi batarsa herkes batar. Sen, ben, siz, ben olmuyor. Birbirinin bilgisi, cehaleti herkes etkiliyor toplum içerisinde. Şimdi orada şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye'nin en iyi çocuklarını, yani F-16 kullanabilecek çocukları kamyon şoförüne emanet ediyorsunuz. Bakın, çok net altını söylüyorum. Eğer nitelikli atamıyorsanız, salt AKP'li, salt eğitim bir sen olması yetmiyor. Biz bir hastaneye gittiğimizde doktora selamünaleyküm, abi nerelisin, memleket neresi deyip memleketçilik yapmıyoruz. Hangi sendikalısın demiyoruz. En uzman olanına kendimizi teslim ediyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var.
Diğer okullarda da bu yaşanıyor ama Türkiye'nin en iyi çocuklarını en iyi olmayan okul müdür ve müdür yardımcılarına emanet ederseniz orada müdür ve müdür yardımcıları kendi diktatörlüklerini, kendi krallıklarını oluşturuyorlar. Öğretmenleri de katın Şahin Hocam. Tabii tabii işte burada şöyle bir sıkıntı var hocam. Yani Türkiye'nin en iyi beyinleri orada müdür odasına gidiyorsunuz. Bakın tablo budur demiyorum. Oluşacak tabloyu söylüyorum size. Evet, oradan bir soruşturma yemeyelim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Okul müdürünün okulla alakası yok. İçeride üst IQ'da öğrenciler var okulun içerisinde geziyor. Okul müdürü selamünaleyküm aleykümselam kardeş modunda. Başka bir modu yok. E şimdi bu adam onlar kadar fizik, kimya bilmiyorsa, o ufka sahip değilse bu ülkenin çocuklarını bir yere götüremez. Hiçbirimizin bunu yapmaya hakkı yok bu ülkenin. Orada okuyan her kesimden öğrenci çocuk var. O yüzden ben onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuşmalar ne kadar etki eder bilmiyorum. Çünkü ben yıllardır biliyorum oraya nasıl öğretmen yani zaten müdür bey özellikle oralarda istediğimi alırım veririm modunda ama tepeden indirirlerse istedikleri öğretmeni de getirirler. Bir şey yapamazlar. Peki hocam okul müdürü vesaire şimdi eğitimin en önemli unsuru öğretmen. Evet. Ve bir öğretmenlik meslek kanunu var. Bu arada süremiz 25 dakika. Evet. Sevgili 23 derece izleyicileri diğer detayları yani ben hocama sormak istediğim çok soru var. Hacklenmek hoşumuza gidiyor. Türkiye'de şu an hacklenen tek site var. 23 derecenin sitesi yurt dışından hacklendi. Yani bakın sözde muhalif olan bir sürü mecra var. 23 derece hepsinin toplamından daha fazla okunuyor. Ama 23 derecenin internet sitesi hacklendi. Sitenin hack'i kalktığı anda hocamla detaylı bir röportaj yaptık. Orada detaylarını okuyacaklar. Ama ben bunu önemsediğim için bunu da sorayım. Sonra bir soruyla bitireceğiz. ÖMK, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreç nasıl şekillenecek? Nedir son durum? Hocam, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelişimi nasılsa bundan sonraki süreç de öyle olacak diye düşünüyorum. Meslek Kanunu çıkarılırken hiçbir kesim, eğitimin hiçbir tarafı dinlenmedi maalesef. Bildikleri gibi yaptılar. En son 13 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi de kararını verdi. Çok önemli konular bir adaylık kaldırma komisyonu iptal edildi. Onun dışında sınav devam edecek, eğitim devam edecek, kariyer basamakları devam edecek. Maalesef bu noktada biz eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek için yeterince mücadele edemedik diyelim ya da gücümüz yetmedi. Böyle bir şey oldu öğretmenlik meslek kanunu konusunda. Maalesef gücümüz yetmedi. Ben buna şeyi de eklemek istiyorum. Ücretli öğretmenliğin de kaldırılması noktasında. Yani ücretli öğretmenlik çıktığında öğretmenliği yaralayan en önemli sorunlardan birisi de bu ücretli öğretmenlik. Bu öğretmenlik hocam, kim sorayım onunla beraber cevap verir misiniz lütfen? Benim bir kitlem var yani ciddi izleyen. Bu aralarda çok ciddi baskı altındayım. Türkiye'nin en popüler gazetecilerinden biri bir Twitter Space odasına davet ediliyor. O da hocam diyor yani İslamiyet'in şartı 5, 6 haddini bilmekti. Ben haddimi bilirim yani konunun eğitim gazetecileri var, köşe yazarları var. Hani ben çıkayım ama örneğin Şahin Aybek gibi bir arkadaşımız gelsin ki orada ona göre konuşayım. Ben de dedim ki hocam ücretli öğretmen, yanlış mı düşünüyorum, siz de lütfen ekleme ya da çıkartma yapın. Evet, ücretli öğretmenler de bizim öğretmenlerimiz. Ama öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi, kadrolusu olmaz. Öğretmenin kadrolusu olur, niteliklisi olur, şu becerilere sahip olanı olur. Tek tip kadrolu öğretmen olmalı falan filan. Ama bakın ince bir nokta var. O Twitter Space odasında biz konuşacağız, tamam. Ücretli öğretmen arkadaşlarımız sömürülmesin, tamam. Asgari ücret düzeyinin de çalıştırılmasın, tamam. Bir sürü şey var. Tamamına hakimim. Yani yerelde bunun nasıl bir siyasette güç devşirme aracı olduğunu, AKP ilçe teşkilatlarından gelmeyen isimlerin ücretli öğretmen olan hepsini geçtim. Zor koşullarda çalışıyorlar, ek ders alamıyorlar. İçlerinde eğitim fakültesi mezunu olmayanlar var vesaire ama tartışma gelip şuraya dayanacak. Bir, koşulları iyileştirilsin, tamam. İki, kadro. Şimdi bana kalırsa tamamen kaldırılmalı ücretli öğretmen diye bir şey olmaz. Ama son noktada bu ülkede 1 milyona yakın atanamayan öğretmen varken bunlar gece gündüz demeden KPSS sınavına girip dereceler yapıp sonradan haksız bir şekilde mülakatlarda elenirken el insaf ben 25 yılını, yaşamını eğitime adamış birisi olarak o yayında nasıl diyebilirim ücretli öğretmenlere kadro verilsin? Diğer sınava girenler ne olacak? Yani evet, bilmiyorum seni. Ben günde böyle yüzlerce mesaj alıyorum DM'den yardımcı arkadaşlarım iletiyor. Yani evet, yanlış mı düşünüyorum? Yani bir haksızlık olmayacak mı onlara kadro verilmesi diğer sınava hazırlanan insanlara? Hocam çok haklısınız. Ben de 10-12 yıldır hani kamuoyunu takip eden yazan biri olarak şöyle ifade etmem gerekiyor. Ücretli öğretmenlerle ilgili bana da sosyal medyadan işte mesajlar geliyor. Ben bu konuda ilkesel olmak gerektiğini düşünüyorum. Popülist olmaya gerek yok.
Çünkü diğer gazetelerin eğitimci, eğitim editör evet. arkadaşlarımız var. Konuya da çok hakim evet. değiller. Kötü evet, niyetle evet, değil evet. belki. Gerçi Türkiye'de evet. eğitim konusuna hakim olmayan eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılar var, medya var. Çünkü bunun şöyle evet. bir yanı var. E şimdi çok büyük bir gazetenin eğitim evet. editörünü o Twitter Space odasına görünce diyorsunuz ki ücretli öğretmenlere kadro verilmeli. Ya bunu bir genel evet. bir toparlar mısınız? Onunla da bitirelim. Evet. Evet hocam. Şimdi öğretmenlik meslek kanunu çıktı. Bundan önce de öğretmenliğe nasıl başlanacağı belliydi zaten. Bir sınav var. Sınav sonunda işte mülakat var. Atanıyorsunuz. Dediğiniz gibi yüz binlerce öğretmen var. Şimdi öğretmenlik meslek kanunuyla zaten öğretmenlik sözleşmeli, işte aday, uzman öğretmen, baş öğretmen diye bölündü. Ücret farklılaştırmaları ortaya çıktı. Bu ücretli öğretmenlik konusu da gerçekten öğretmenlik mesleğinin saygınlığını düşüren, herhangi bir sınava girmeden dediğiniz gibi ilçelerden işte ilçe teşkilatlarının önermesiyle 10 aylık öğretmenlik yapan, sigortası işte 10 aylık yatan, yaz dönem çalışan bir sürü hak yoksunluğu var. Fakat gençlerimizin eğitim fakültelerinden mezun olduktan sonra bu sınava girmeleri gerekiyor. Ücretli öğretmenlere hiçbir zaman kadro verilmesine gerek yok, verilmemesi gerekir. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Çünkü bütün gençlerimiz eşit noktada sınava girmeliler. Herkes hak ettiği şekilde atanmalı. Yani hocam onlar şöyle düşünüyor. Ben 6 yıldır aynı yerde ücretli öğretmenlik yapıyorum. Yaz kış demeden zor evet. koşullarda haklı. Evet. Bana kadro evet. verilsin diyorlar. Hayır işte geçmişte bu da oldu hocam. Dershane öğretmenlerine kadro verildi. Ücretli evet. öğretmenlere bilmem 5000 gün falan filan varsa verildi ama bu çok yanlış bir uygulama. Hatta gitse belki de Anayasa Mahkemesi'nden döner. Çok yanlış bir uygulama. Ücretli öğretmenlik kesinlikle kaldırılmalıdır. Koşullarının düzeltilmesi, atama verilmesi falan hakkaniyetli, adaletli değildir. O gençlerimiz de diğer gençler gibi hazırlanmalılar. KPSS'ye girmeli, sınava girip öyle kadrolu bir şekilde atanmalılar diye düşünüyorum. Son cümlelerle bitirelim. Evet. Hocam ücretli öğretmenlik de daha önce ihtiyaç oluyordu. Köylerde öğretmen bulunmuyordu. İşte o dönemde çıkarılmış fakat şu anda yüz binlerce öğretmen var. Bu nedenle ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Ben sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Sizin çalışmalarınız gerçekten çok değerli Şahin Hocam. Kamuoyuna ulaşmada, eğitimi gündem yapmada, eğitimin önemli sorunlarını gündeme getirmede çok önemli, çok değerli. Bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ülkemiz gerçekten genç, dinamik bir nüfusa sahip. Çocuklarımızı iyi eğitmeliyiz. Ülkemizin geleceği için çocuklarımızın nitelikli bir eğitime kavuşmaları gerekiyor. Bu noktada bana bu şansı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah değerli hocam, o şans bize ait. Sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Haftada bir Türkiye'de düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz derdik. Ama sevgili Abdullah Damar gibi ülkenin başka yerlerinde bu işi uzunca yıllardır yapan, kamuoyunda daha çok bilmesi gereken meslektaşlarımız var. Sevgili Abdullah Damar'la demokrasi ancak okullarda yaşanarak öğrenebilir dedik. Diğer detayları 23 dereceden internet sitesinden detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek biz Türkiye'nin eğitimini burada konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.